Arkadaşlar hepiniz kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Muhtar Mühendis kitabımızda nefislerin tezkiyesi hakkında bazı örneklerinin 15. dersinde kalmıştık değerli arkadaşlar. 15. dersimizin konusu sabah ve ikindi namazlarının fazileti, sabah ve yatsı namazlarını cemaatle kılmaya teşvik etmekle yatsı namazından önce uyumanın ve namazdan sonra fuzuli konuşmanın kerahati. Değerli arkadaşlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştu. Kim sabah ve ikindi namazını kılarsa, vaktinde adabıyla devam ederse cennete girer. Bu hadis-i şerifte Buhari ve Müslim'de yer almakta. Güneş doğmadan önce ve batmadan evvel sabah ve ikindi namazlarını devamlı olarak kılan kimse muhakkak cehenneme girmeyecektir. Bu hadis-i şerifte Müslim'de yer almakta. Kim sabah namazını cemaatle kılarsa Allah'ın himaye ve emniyeti altındadır. Ey Ademoğlu, ona dikkat et ki Allah-u Teala kendi zimmetinde olan her şeye, her şeyle seni aramasın. Allah-u Teala kendi zimmetinde olan her şeyle seni aramasın. Hakkını eda etmemekten dolayı seni arayıp cezalandırmasın. Bu hadis-i şerifte değerli arkadaşlar Müslim'de yer almakta. Sizlerde gece ve gündüz bir takım melekler nöbet beklemek suretiyle değişirler. Ve sabah ile ikindi namazında toplanırlar. Sonra siz de geceleyenler yükselirler. Allah-u Teala kendilerine daha iyi bildiği halde Allah-u Teala kendilerini daha iyi bildiği halde onlara sorar. Benim kullarımı nasıl bıraktınız? Melekler, biz onları namaz kılarken bıraktık ve namaz kılarken de yanlarına vardık derler. Değerli arkadaşlar, bu hadis-i şerif de Buhari ve Müslim'de yer almakta. Böylelikle 15 nolu dersimizin sonuna geldik. 16. dersimizde de görüşmek dileğiyle cümleten hayırlı akşamlar.